Elçiler piyasalara hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Umarım her şey yolundadır. Şimdi şöyle e, piyasalara dair sizlerle son dakika olarak da bunu tabii e, sizlerle paylaşmak istiyorum. Ne demek son dakika? Hemen hatırlayacaksınız. Bitcoin ile ilgili en son 2022 Aralıkta 15 bin dolar seviyesindeyken Bitcoin'in e, küllerinden doğabileceğini ve bakın 2022 Aralık 15000 bin 16 bin dip bölgesi içinde olduğunu küllerinden doğabileceğini ve tekrar 2024 Mayıs ayındaki halving dediğimiz yani sermaye azaltımına kadar bu sürecin devam edebileceğini söylemiştim ve kademeli de hedefler vermiştim. 48, 50 hatta 52 ihtimalinden bahsetmiştim. Ancak son günlerde oluşan marjı dönüp baktığımda bence artık bitcoin Tabii ki biraz daha marj var. Ama bu marj şöyle söyleyeyim. Son bir haftadaki hareketlere baktığımda yeni rekorlar beklediğimi de biliyorsunuz. Yani yeni rekordan kastım. 45 binin üstünde 45-48 aralığını görüp oradan sonra bir kar realizasyonu beklediğimi. Güvenli satış bölgesinde olduğumuzu bakın alttaki grafikte HDTR'ye göre zaten bahsediyordum. Şimdi son durumda HDTR daha önceki direnç bölgeleri olarak da 46'yı gösterdi ve bu bölge son e, 4 günde 45 bin üzerinden çok sert satışlar geldi. Hatta e, şu satış bakın şu gün yani 3 Aralık'taki gün çok önemliydi. Pardon 3 Ocak'taki gün çok önemliydi. Ve bir boğa tuzağını işaret etti. Bir ihtimal zaten boğa tuzağından bahsediyordum. Günlük yapmış olduğum yayınlarda kapalı devre eğitimlerde bahsediyordum. Ne oldu? Şimdi e, günlük yayınlarda bahsetmiş olduğum nokta eğer değerli arkadaşlar 44 binin altında kapanış görürsek 24 saat içinde Bitcoin benim için artık kısa vadede bitmiştir. Büyük olasılıkla biz kısa süreli bir kar realizasyonuna döneceğiz. O da bakın şöyle ilk etapta 40 binler 35 bin ihtimali 40 bin 35 bin ihtimali kademeli bir geri çekilme görebiliriz önümüzdeki günlerde. Eğer 40.000'e gelip 40.000 üzerinde 39-40 bölgesinde kalacak olursa bir kere daha denemek isteyecektir. Halving'e kadar bu umutları bitirmeyecekler mayıstaki. Ama 40.000'in altına gelip 35.000'leri görüyorsak arkadaşlar bu halving'e kadar olabilecek, mayıs'a kadar olabilecek düzeltmeler zaman içinde bakın şöyle bir senaryo çizeceğiz hemen. Şöyle diyelim. Biraz önceki grafiği dikkate alarak bunu paylaşmak istiyorum. 38 40 şu bölgede gezip sonra bir kere daha bir 34 35 sonra mayıs'a kadar şöyle bir kere daha umutları bitirmeden sonrasında değerli arkadaşlar te tekrar e, Bitcoin'de sistemime göre 25 30 bölgesi tekrar potansiyel hedef olacaktır diye tahmin ediyorum. Beklentim bu. Ben artık bugünden itibaren e, Bitcoin'de güvenli satış bölgesine kısa vadede ulaşıldığını düşünüyorum. Unutmadan lütfen şunu söylüyorum bakın yani 48 Mayıs ayına kadar görebileceğimiz aralık olabilir ama önümüzdeki büyük olasılıkla günlerde hedef 40 altı. 40 binin altında 35 bin, 40 bin, 35 bin gezeceğimiz aralık olacaktır. Mayıs'a kadar 40 bin üzerindeki her hareket Mayıs'tan önce daha 48 ve üzerine isteği getirse de artık orta uzun vadede ben biliyorsunuz yani beklentilerimi biliyorsunuz 69 bin dolar seviyesindeyken dünyada 69 bin dolardan 19 bin dolara düşecek beklentim bu e, diyen kişi olarak bundan bahsediyorum. 69 bin, 19 bin dolar beklentim gerçekleştikten sonra ümitlerim bittiği yerde 16-15-17 bölgesinde de küllerinden doğacaktır dediğim süreç gerçekleşti. Şimdi artık Bitcoin'de Bitcoin'in asıl amacı olan bir değişim aracı olacaksa bundan sonraki yıllarda değerli arkadaşlar Bitcoin belli bir banda oturmak zorunda. O bantta 40 binin üzeri belki yıllar pardon özür dilerim 69 bin 50 üstü 65 bin 69 bin 60 bin bu bölge şöyle işaretleyeyim bakın 60 bin 69 bin bu bölgenin işaretliyorum şu bölgenin en azından bir 6-7 yılda görülmesini beklemiyorum. Bakın en azından 6-7 yıl daha bek beklemiyorum. Eğer bir değişim aracı olacaksa da Bitcoin oturup belli bir bantta sıkışıp ya yani önümüzdeki en azından önümüzdeki bu 6-7 yıllık süreç içinde tahmin ediyorum ki 20 bin dolar 40 bin dolar gibi bir bantta seyredeceğini en azından şu anki yaptığım çalışmalar neticesinde söylemek istiyorum, paylaşmak istiyorum. 15-16 bin den, küllerinden doğacak diyerek sizlerle paylaştığım şu video. Hedefime ulaştım diye düşünüyorum. Kısa vadede durum budur. Bu yılda maksimum 48 bin aşağıda da 28 bin gibi bir bantta bu yılı geçirecektir diye tahmin ediyorum Bitcoin. Paylaşmak istedim. Şimdi önemli başka bir nokta. Bitcoin virgül diyoruz XAGUSD. Gümüş. Değerli arkadaşlar. Hemen kapattım. Virgül XAGUSD. Hemen açıyorum. Ben gümüşte bu sene bakın e, bitcoin gümüşle korelasyonu altınla korelasyonu her zaman yapıyorum. Çok da paylaşmışımdır. Çok da ciddi olarak çalışmıştır. Bu parite son dönemde bitcoin ile yine gelişmişti. Ama büyük olasılıkla bundan sonraki süreçte yeşil görmüş olduğunuz yeşil yani gümüş büyük ihtimalle artık Bitcoin'in üzerinde e, altın aynı şekilde bir de altın koyalım. Altın da aynı şekilde bakın Bitcoin biraz daha büyük resimden baktığımızda aslında dönüş başladı. Gümüş ve altında Bitcoin'e karşı. Ya da şöyle diyelim. Çok basit bir tabir. Lami yani tabir de olabilir bu. Piyasa jargonu da olabilir. Bitcoin'den çıkan, kriptolardan çıkan para gümüş ve altına girmeye başladı. Bu sebeple büyük olasılıkla Bitcoin'de yaşanacak düşüş altın ve gümüşte çok ciddi alışlara neden olacaktır ve altın gümüş bundan sonra çok yüksek olasılıkla tahmin ediyorum ki bir rally getirecektir. Hatta son Twitter'da da paylaştığım ee, gümüşle ilgili olan bölümü de sizlerle paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki hafta gümüş 26 dolar. Şubat ikinci hafta 30 dolar. Mart 3. hafta 36 dolar. Nisan 42. Mayıs 44. 2024 Aralık 52 dolar beklentimi koruduğumu söyleyebilirim. Dolayısıyla altın içinde detaylı bilgileri sayfamdan ulaşıyor olacaksınız. Eğitimler de devam ediyor tabii ki. Buyurun kendinize yapacağınız en iyi eğitimler, iyi yatırımlardan bir tanesi olacaktır. Bekliyorum değerli arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.